zamanları korkunç bir cinayete saplandı. Kendinde senin çocuğunu taşıyor. Gerçekten sürekli mesela. Rezalet. Bir dakika kadın böyle seyredecek. Ben seni inandığım için sevmiştim. Bakışına, sıcaklığına, söylediklerine. Ben seni senden başka inanabileceğim hiç kimse olmadığı için sevmiştim. Tek şey, ailem, umudum, çocuğum, sen bendin. Şimdi her şeyin bir yalan olduğunu söylüyorsun. Hiçbir şeyim olmadığını. Ölmekten de beter bu. İnsana en azından ölürken bir hayatı geride bıraktığını bilir. Ben bir hayatım olmadığını. Keşke kötü bir rüya olsa. Çocuğum var. Sen hayvanı. Ya sen demez misin? Hayvanın canı kalacak, kanı olacak, eti dişe değecek. Kaçta yakıyorsun değil mi sen hoca? Ezandan sonra yakarım. Sen buldun yani. Ben buldum. Canlı mıydı? Çek şunu çek. Yok öyle soluksuz yatıyordu. Acı yeşilliğini bol koy. Adam eti işlemiş, sonra çekmiş gitmiş diyorsun. Yo, bıçak işi değil o. Bunca zamandır ocak ustasıyım. Anlamaz mıyım? Sıla işi o.
Eyvallah. Kaçan göçen kimseye görmedim diyor. Seninkiler almış adamları. Ya aldık aldık da hani diyorum. Ya Mehmet'im bilmiyormuş gibi konuşma. Burada bakırcıların sesi dili olmaz. Ah sokaklar konuşsa bir konuşsa sabah sabah söyletme be. Komiserim. Hı. Savcılıkların zingerdeyim aram için. Güzel. Ticari. Yok komiserim. Ya oğlum ya aklın açılır. Çek daim sen çek. Eyvallah. Buyur dayım. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Babana rahmet Mehmet. Babana rahmet. Eyvallah dayım. Neredeymiş oğlum bu adam ya? Kanalduk'taymış. İstasyonlarda. He. İyi. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Sertaç. Gülay Ramadan. Evet. Adana Emniyetinden geliyoruz. Cinayet masa komiser Mehmet'im. Sertaç'a bir şey mi oldu? Sakin. Onun için mi geldiniz? Ne oldu? Gülay'ım sakin ol. Hocanız emniyette. Savcılıktan arama iznimiz var. Evinizi aramamız gerekiyor. Anlamadık. Neden? Evet. Hocanızı bir cinayete karıştırdığını düşünüyoruz. Ne? Evinizi aramamız lazım. Bize müsaade edin. Yine çocuklar. Bize müsaade edin. Bir dakika. Bir yanlışlık yapıyorsunuz. Durun bir saniye. Ya bir yanlışlık yapıyorsunuz. Benim kocam konfeksiyoncu. Karıncayı bile incitmez. O kimseyi öldüremez. Nerede? Karakolda mı konuşacak değil mi? Dur bir cevap ver. Lütfen. Gülay Hanım. Önce benim size birkaç soru sormam gerekiyor. Oturun böyle. Oturun Gülay Hanım. Gülay Hanım. Bakın dikkatinizi bana vermeniz gerekiyor. Şimdi size birkaç soru soracağım. Bu söylediklerimi anlıyor musunuz? Evde silah var mı? Tabanca, tüfek. Dün gece kocanız geldi mi hiç eve? Gördünüz mü kocanızı? Çalışıyordu. Emin misiniz? Şimdi beni iyi dinleyin. Biz dün bir ceset bulduk. Maktulü en son kocanızla görenler var. Görgü tanıkları var yani. Kocanızla konuşmak istedik. Polise direndi, karşı koydu. Maktulü tanımadığını iddia ediyor. Ona dün 5 kere telefonla konuşmuş. Ayrıca maktulü kocanızın kovalarken gördüğünü söyleyenler var. Sertaç yani kocanız. Olay saati sırasında nerede olduğunu bir tanıkla ispat edemiyor. Silah nerede? Kocan silah nereye saklar? Benim kocam konfeksiyoncu. Çocuk kıyafetleri yapar önüne silah. Bak biz o silahı bulacağız. Eğer kocana yardım etmek istiyorsan... ...şimdi ne biliyorsan hepsini söyle. Hiçbir şey bilmiyorum.
üzere olmuş düğün. Yok canım, ben gidemedim. Bizimki yine kırmızı giymiş. Ayşe'cim biraz acele et. Tamam Süreyya Hanım. Yok, sana söylemedim. Manikür pedikür işleri işte. Olur, olur tabii, buluşalım. Aman otel olmasın. Yat kulübü olur. Ben bugün at binmeye gideceğim. Oraya gelin isterseniz. Hı? Tamam. Tamam canım. Sen kızlara haber verirsin o zaman. Hadi görüşürüz. Bitti Süreyya Hanım. Sağ ol Ayşe'cim. Günaydın. Günaydın. Emin misiniz gelmek istemediğinize? Hı? Babanız çok sevinirdi. İyi gelirdi adama. Moral olurdu. Çok da umurumdaydı. Yiğit. Görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. Falan yok Zehra teyze. Daha sonra diye diye kaç gün oldu? Tamam, yaptın bir kabahat, yaktın çocuğun başına. Ama böyle öksüz koymak olur mu? Daha kötü değil mi? Hadi gel. Zehra teyze. Hadi. Hadi gel. Gel. Ya o gel. Niye gelmesin Zehra teyze, o senin oğlun. Kızgındır belki. Görmek istemiyordur beni. Gitmeden nasıl bileceğiz? Hele bir gidelim. Sen onun annesi değil misin? Bugün çıkmazsa yarın çıkacak. Bugün görmezse yarın görecek, hadi. Oley, babama gidiyoruz. Ya, rahat dur oğlum. Çabuk ol anne. Tamam, gidiyoruz oğlum. Bugün okula gitmeyeceğim değil mi? Hep babamın yanında kalacağız. Gideceksin oğlum. Babanı görmemize ancak bir saat izin veriyorlar. Gizli işler biliyorsun. Çok gizli. Çok gizli. Askerlerin öyle gizli işleri, gizli görevleri olur. Hadi al oyuncağını. Dur çantanı takalım. Hop. Hop. Babam ne zaman dönecek eve? Görevi bitince dönecek dedim ya oğlum. Göreve hazır mısın asker? Hazırım. Hadi o zaman. Marş marş. Yolda yerim, ha? Daha dün aldın ya oğlum. Anne, lütfen.
Lale, misafirim var yine. Bir kere de bir aklımız kalıyor. Canımız çekiyor. Komşuyuz be şunun şurasında. Utanmıyor musun oğlum bu yaptığına? Ne uğraşıyorsun elin garibine be? Yazıktır, günahdır. Yukarıda Allah var be. Utan, utan. Ya ne utanacağım dayı ya? Görmüyor musun? Her gün kapısında herifler dolanıp duruyor. Sen yine de büyük sözü dinle, tamam mı? Karışma dayı benim işime ya. Karışma ya. Ne yapıyorsun Lale? Manyaklaşma. Esnaflık yapımızdan önemli. Yüz yüze baktınız bunca sene. Erkeklik mi yaptın ya? Ha? Ha? Ömer hiç çıkmayacak sanıyorsun değil mi? Gayet yanımda Ege var. Ege olmasa var ya, seni şu acıkta deşerdim. Baksın, sen benim yanlış yapmasın. Bunu vereyim mi lan eline? Ha? Kurbanın olayım yapma abi. Bunu vereyim mi lan? Kurbanın olayım yapma. Eğer bir daha o pis ağzını açarsan var ya. Allah Allah. Ne bakıyorsunuz oğlum? Ha? Hadi işinize. Hadi oğlum gidiyoruz. Sağ ol Ali amca. Tamam kızım tamam. Bu da benden olsun. Olmaz öyle. Allah razı olsun. Anne, akşama iki defa fırçalamışlarım değil mi? Fırçalarsın oğlum. Hadi. Geldik buraya kadar. Bu sefer içeri girelim, tamam mı Zehra teyze? Tamam.
kapı açılana kadar ben şurada azıcık dinleneyim. Sen kesin Ege'sin ha? Gel bakayım. Annen sürekli senden bana söz etti. Biliyor musun, baban seni gördüğüne çok sevinecek. Hadi bakalım. Geç ablacığım. Siz de böyle sıraya geçin. Sıraya. Ne haber Süreyya Hanım? Ne var? Gidip geliyoruz işte. İyi bakalım. Sıra sizde. Sen kimi görmeye geldin hayatım? Sertaç. Sertaç Ramadan. Kimli? Eşi misin? Evet. Tamam. Bir göz kaydı almamız lazım. Geç şöyle. Aynanın tam ortasına bak. Lütfen yaklaşın. Lütfen uzaklaşın. Kaydınız alınmıştır. Yardımınız için teşekkürler. Nur benim adım. Anlaşılan bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Bu sıra numaran. İçeride dolaplar var. Sıran gelince eşyalarını koyarsın. Bir de üzerinde metal eşya kalmasın, tamam mı? Yüzüm kalabilir mi? Lütfen uzaklaşın. Kaydınız alınmış. Yardımınız için teşekkürler. Üstünde metal ne varsa çıkar. Saat, kolye, yüzük. Balenli sütyen giydiysen onu da çıkar. Kapı da öter. Bak şurada bir oda var, gördün mü? Yoksa onların yanında çıkarmak zorunda kalırsın. Gördün mü? Karnında bebeği var. Oğlum tanımadığın insanlar hakkında böyle konuşma. Bak ne diyeceğim. Birazdan şu kapıdan içeri gireceğiz. İşte babanın gizli görevi o kapının ardında. O yüzden kimseyi içeri almıyorlar. Bu bir sır, tamam mı? Kimseye anlatmamalısın. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin oğlum. 20-40 numaralar arası. Görüş. Bakanlık.
Ağzını aç, dilini çıkar, tamam. Arkanı dön. Tekrardan. Ağzını aç, dilini çıkar, tamam. Geç. Aç ağzını, temiz. Kollarını aç. Arkanı dön. Tekrardan. Dilini uzat, temiz. Merak etme, yakında alışırsın. Yine harika görünüyorsun. Otoparktan buraya gelinceye kadar çok mesafe var. Ayak bileklerim ağrıdı. Ağrısın, ağrısın. Hiç olmazsa geceleri düşünecek bir şeyim oluyor. Kübra! Ya da gelecek ama çekti gitti. Fırsat buldukça arıyorum Yiğit ama açmıyor telefonu. Kızımız nasıl? Arayalım. İyi. Abisinin peşinden ayrılmıyor işte. Bence seni çok özledim. Ama söyleyemiyorum. Adam ne kadar demiş böyle ya? Ben yokken evin erkeği sensin, biliyorsun değil mi? Annene iyi bakıyor musun sen? Tabii ki de. Onu her şeyden koruyorum. Aslında bu. Asgar kıyafetin nerede? Sinan'ı göstersene. Şşş, yapma yaz. Anne söylemedim sana. Çok gizli. Söyledim ya oğlum. Çok, çok mu gizli? Çok. Ben sana ulaşmaya çalışıyorum. Avukat da doğru dürüst bir şey söylemiyor. Halledeceğiz diyor, mahkemeye çıkacak diyor. Ortada doğru dürüst delil yok diyor. Ben kaç gündür sana ulaşmaya çalışıyorum. Biliyorum canım, biliyorum ama merak etme. Her hafta görüşebiliriz zaten. Açık görüşler var, kapalı görüşler var. Telefonla bile konuşmamıza izin veriyorlar. Haftada 10 dakika ama ne bileyim telefon işte. Sertaç ne oluyor? Onlar senin dilini öldürdüğünü söylüyorlar. Ne olur bana doğru olmadığını söyle. Ne olur böyle bir şey yapmadığını söyle. Kimseyi öldürmedim ben. Çok büyük bir hata yapıyorlar. Yemin ederim sana dediklerinin hiçbiri doğru değil. O zaman niye Sertaç? Ben hiçbir şey anlamıyorum. En son Sertaç konuşmuş diyorlar. Kocam polisten kaçtı diyorlar. Bana bir sürü telefon konuşmalarından bahsediyorlar. Allah'ım. Kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben de bilmiyorum ki Gülay. Ben de anlamıyorum ama bir yanlışlık olduğu, bir terslik olduğu belli. Benim ne alakam olur böyle şeylerle? Sen tanımıyor musun beni? Öyleyse bırakırlar seni değil mi? Ha? İlk duruşmanı çıkarırlar. Duruşma tarihi belli olacakmış önce. Avukat en az 3 aydı. Gülay. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim çok büyük bir hata yapıyorum. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Biliyorum. Biliyorum. Sen benim kocamsın. Sen kimseye zarar veremezsin. Bunu en iyi ben biliyorum.
Bak orada kaydırak var. Biraz oynamak ister misin? Babamın yanında kalmak istiyorum ama. Burada resim kağıtları var. Sen bir resim çiz bana. Odamın duvarına asacağım, tamam mı? Tamam. Hadi. Anladın mı onu niye getirmek istemediğini? Çocuğun kafası allak bullak olacak. Ya bir şey anlamadı işte. Hep topu 10 hafta kaldı çıkmalı. Biraz daha idare edebilirdik. Burada sizden haber almadan yaşamak nasıl bir şey anlamıyor musun? Oğlumu özledim diyorum. Onu görmeden bir gün daha duramazdım. Sen nasılsın? Sıkıntı yok değil mi? Bildiğin gibi işte. Sabahtan akşama kadar koridor paspasla. İşe git gel. Ege. Arya'nın notları çok iyi. Bütün derslerden yüksek not aldı. Ama Yiğit'i biliyorsun işte. Son günlerde iyice dağıttı. Söz geçiremiyorum. Ya buraya getirebilseydim ben konuşurdum Yiğit'le. Biliyorsun sözünü dinler. Biliyorum. Ama gelmiyorlar işte. Hakkıyla konuşayım. Konuşsun Yiğit'le. Hakkıyı falan karıştırma şimdi. Yiğit'in onunla dolaşmasını istemiyorum. Neden? Kudret. 6 senedir yoksun yanımda. Her erkek çocuk kendine örnek olacak birini seçer. Sen ne yapıyorsun? Gidiyor musun ufere? Kızlarla arada bir uğruyoruz işte. Bak ne diyeceğim. Gece için düşünecek bir şey ister misin? Süreyya, dışarı. Haftaya görüşürüz. Lan nasıl bir yer burası Serdaç? Nasıl insanlarla bir aradasın? Özür dilerim. Ben hiç gündür işe gitmiyorum. Hasta olduğumu söyledim. Kimseye bir şey diyemedim. Söz veriyorum geçecek, tamam mı? Söz veriyorum yine beraber olacağız. Yine beraber balık tutmaya gideceğiz. Yine kenardan, kulübeye. Bu sefer oğlumuz olacak ama yanımızda. Kimse ayıramaz bizi, tamam mı? Hiç kimse ayıramaz bizi. Hiç kimse. Müdür bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam, peki. Haftalık fırçamızı yiyeceğiz anlaşılan. Erkek. Ne? Bebek. Erkek. Benim de bir oğlum var. Allah bağışlasın. Eyvallah. Savcıyla iyi geçirirsen bir iki gün doğum izni koparız. Ben de yardımcı olurum. Benim o kadar kalmamak hiç niyetim yok. Amirim temiz. Beyler koğuşlara aç. Hey
Zehra teyze. Hadi artık numara alalım. Bak bir tane kaldı geriye. Bari onlara yetişelim. Sonuncusuyla gireriz. Belki o zaman daha sakin olur. Nereye sakladı lan bu herif bu silahı? Selam komiserim. Cengiz. Sen olsan nereye saklardın lan bu silahı? Ne saklayacağım komiserim? Seyhan'a atardım giderdi. Hayatta bulamazlar. Oldu. Sağda solda böyle konuş, ete köpeğe akıl olsun. Yok yani orada söyledim. Tamam tamam. Atmış mıdır lan Seyhan'ı? Cengiz. Bizim silahı bulmamız lazım. İlk duruşmada salarlar bu herife. Şu Gülay'a da bastırın biraz. Hamile falan ama yapacak bir şey yok. Gitmiş görüş günü kocasıyla konuşmuş. Çocuk bunun ağzından bir şey kaçırmıştır. Bir laf etmiştir. Mahalleliyle falan da konuşur. Olur komiserim. O ne lan, tüfekle mi geziyorsun artık? Yok komiserim, bu arkadaşların bulduğu son delil. Yani görmek istersin diye düşünüyorum. Görmek ister misin diyorum. Bu ne lan? Olta bu, olta. Turpa sıkılacak akıl yok lan sizde. Bir Allah'ın adamı da açıp bakmadı mı şunun içinde ne var diye? Al şunu al. Al, gözüm görmesin. Yapamazsın. Önümüzdeki haftayı beklemeyeceksen atla da seni gideceğin yere kadar götüreyim. Yorulmuşsundur, hamilesin. Hadi gel. İyi olur. Ne tarafa gideceksin? Şehirde bir yer denerim ben. İlk zamanlar zordur. Ama sonra alışırsın. Benim alışmam aylar sürmüş. Ben hiçbir şeye alışmayacağım. Kocam onlardan biri değil. İlk duruşmada çıkacak. Ama ilk duruşmaya kadar tutuklu değil mi? Kefaletle falan da serbest bırakılmadı. Ne demek istiyorsunuz? Yani birileri, hakim, savcı, her kimse kocanın suçlu olduğunu düşünüyor. Emniyet kemerini tak. Çocuklar, bugün Atatürk'ün hayatıyla ilgili ders işleyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Buyurun. Günaydın, buyurun. Kusura bakmayın, Ege'nin formasını giydiremedim. Bu sabah biraz işimiz vardı da. Gel bakalım küçük asker, geç yerine. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Ay Lale Hanım, gitmeden isterseniz rehberlik servisine uğrayın. Sizinle görüşmek istiyordu. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Çocuklar. Gelin. Merhabalar. Buyurun. Ben Ege Selimoğlu'nun annesiyim. Rehberlik servisinden birileri benimle görüşmek istemiş galiba. Ege Selimoğlu. Çalışanlarımızdan biri 3 gündür işe gelmiyor, hastaymış. Bulamıyorum hiçbir şeyi. Birkaç gün sonra uğrayabilirseniz. Uğrarım da konu neydi acaba? Vallahi bilmiyorum hanımefendi. Ama önemli bir şey değildir. Devam durum falandır herhalde. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Akrabalarınız falan var mı? Yardımcı olacak arkadaşlar. Tabii tabii. Bir sürü insan var. İyi. İhtiyacınız olacak çünkü. Ama bir süre sonra bakmışsın ki hiç kimse kalmayacak. Önce teker teker eksilmeye başlarlar. Sonra arayıp sormamaya.
Sonra da bir bakmışsın, yapayalnız. Hiç kimse yok. Kendine iyi bakmalısın. Önce yemek yiyemez insan. Sanki o içeride aç kalmış da sen dışarıda yemek yiyip keyif yapıyormuşsun gibi gelir. Vicdan azabı çekersin. Ama kendine iyi bakmalısın. Ve ayakta durmalısın, güçlü olmalısın. Çünkü onların içeride tutundukları tek şey bu. Seni her görüş gününde iyi, güzel ve mutlu görmek. Ve sizin kocanız. Kudret, uzun zamandır mı içeride? 6 yıl. Daha o kadar var. Silahlı suç örgütü kurmaktan. Çok şükür kimseyi öldürmedim. Görüş günü kadınları aile gibidir hayatım. Haberler çabuk yayılır. Sır diye bir şey yoktur. Benim kocam kimseyi öldürmedi. Durur musunuz? İneceğim. Burada mı ineceksin? Evet, burada ineceğim. Durur musunuz lütfen? Peki. Dur bir dakika. Bak, burada numaran var. Bir şeye ihtiyacın olduğunda ara beni. Sinirin geçtiğinde tabii. Siz nasıl bir insansınız ya? Hadi Zehra teyze, hadi. Bu görüş günü de bitti. Müdür anne. Gülay. Kızım. Hoş geldin canım benim. Hoş geldin canım benim. Sen şimdi büyüdün, anne olacaksın öyle mi? Maşallah. Bebeği de büyütmüşsün. Ne kadar oldu? 6. Maşallah. Hadi geç, gel oturalım. Geç geç. Ah, ah, yıllar ne çabuk geçiyor. Hatırlıyorum. 2 yaşındaydın. Kömür karısı saçların, boncuk gibi gözlerin vardı geldiğinde. Ben ziyaretinize gelmek istedim müdür anne. Uzun zamandır uğrayamamıştım. İyi yaptın. Uğrayamadın ya, hayırsız. Sertaç nasıl? Üzmüyor değil mi seni? Yok, üzmüyor. Sertaç iyi çocuktur, üzmez tabii. Anlat bakalım nasıl geçiyor hayat, ha? Ben çok iyiyim müdür anne. Sertaç da çok iyi. Biz öğrendik ki bir oğlumuz olacak. Gerçi ben sürpriz olsun istedim ama Sertaç dayanamadı. Biz bir de ev aldık. Sertaç konfeksiyon işi yapıyor. Biliyorsunuz çocuk kıyafetleri falan. En azından bizimkin kıyafetler de olmayacak. Öyle çok çok paralar kazanmıyoruz tabii. Ama yetiyor bize. İşte
ofisinde herkes gibi bir hayatınız var. Sizin anlayacağınız ben çok mutluyum. Siz nasılsınız? Aynen böyle. Kalkın turu yaparken en çok dikkat edeceğimiz şey topukları aşağıya basmaktır. Devam. Evet. Sırtık Süreyya'nın. Bacaklarınızda... Beni adam değilmiş. Çok... Süreyya yatıyor mudur sence bununla? Tövbe. Sırf kız nasıl laf o? Ay ne var canım? Baksana şuna Allah aşkına. Taş gibi kadın valla. Bakıyor kendine. Adam da hala içeride. Evet. Kimin için sence? Devam edin. Kudret Bey'i duyarsa cinayet çıkarır. İçeride diye sen sanıyor musun bırakıyordur peşini? Eli kulağı uzundur. Evet, sol ayağımızı da üzengiden çıkarıyoruz ve kayarak iniyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sıra kimde? Sıra ben be. Vallahi harikaydın hayatım, müthiş. Teşekkür ederim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk var ya, kesin hayran sana. Abayı yakmış vallahi. Yok canım, daha neler? Ne var ki? Alımlısın, güzelsin, yalnızsın. Üstelik bekarsın. Ben bekar falan değilim. Kocamdan bir süredir ayrıldım, o kadar. 6 yıl. Ah Süreyya'cığım. Bugünler bir daha geri gelmeyecek, biliyorsun değil mi? 6 yıl daha. Kim öle, kim kala. Hakkı Bey nasıl? Bir ara görüştürsene bizi ya. Otelde bir yemek falan yesek. Olmaz mı? Bir günde değişir gökyüzünün rengi. Hayatın değişir. Dostların, arkadaşların, çocuklarının bile sana bakışı değişir. Eğer bir hükümlünün karısıysan, sen hep o son gün olduğun gibi kalmaya çalışırsın. Hayat durmuştur, yalnızsındır. Dost olduğunu söyleyen o büyük kalabalığın arasında yalnızsındır. Elindeki tek şey o son gündür. Sen o son güne tutunursun. Bütün hayal ettiğin onun bir gün çıkıp geleceği ve her şeye kaldığı yerden devam edeceğinizdir. Her şey aynı kalacaktır. Bütün bu geçen yıllar yaşanmamış olacaktır. Hatırlanmayacaktır. O geri döndüğünde her şey o son gün gibi olacaktır. En zor. Bunu bir tek sen bilirsin. Bütün bir hayat, insanlar, arkadaşlar o son günü anlamaz. Seni hep değiştirmeyi, seni kalmak istediğin yerden, tutunduğun tek şeyden, o son günden alıp koparmak istemektedir. Kimse bilmez. Bir hükümlünün karısı her gün tekrar tekrar hep o son günü, o son günü, o son günü yaşamaktadır. Çocuklar, ben geldim. Neredesiniz? Akşama süper bir makarna yapacağım size. Yanında da biftek var. Bu arada gelmediniz diye babanız çok üzüldü. Önümüzdeki hafta mutlaka bekliyor sizi. Çok özlemiş. Ben bu akşam dışarı çıkacağım. Ne? Hafta içi. Hafta içi çıkmaman konusunda anlaşmıştık. Biliyorum ama yine de çıkacağım. Babanla konuşmak zorunda. Yaşam devam ediyor. Hiç memnun değil bu durumdan. Ne yapacak? Hapisten kaçıp buraya mı gelecek?
Ancak gerçek vahşet daha yeni başlıyor. Akışına merhaba Gülay. Arif, biliyor musun o? Biliyorum. Hapishaneden beni aradı. Sana göz kulak olmamı istedi. Bebek, sen. İçeride konuşsak. Tabii tabii. Kimse bana doğru düzgün bir şey söylemiyor. Mahkemeye ne zaman çıkacak, ne zaman olacak hiçbir şey bilmiyorum. Polis geliyor sadece. Silahı ne yaptınız, nereye sakladınız? Silahı bize verin deyip duruyor. Her şey o kadar saçma ki. Tamam. Tamam, hepsi geçecek Gülay. Arif, o kimseye zarar veremez. Kimseyi öldüremez o. Biliyorum. Biliyorum, her şeyi yavaş yavaş yoluna koyacağız. Merak etme. Atölyeyle ben ilgileneceğim. Sen sadece neye ihtiyacın olursa bana söyle. Hiçbir şey dert etme, lütfen. Polis pazartesi akşamı Sertaç'ın nerede olduğunu sordu. Atölyedeydi, çalışıyordu dedim. Oradaydı değil mi? Pazartesi akşamı arabayı aldım. Siparişleri dağıtmak için. 2 saat sonra da geri döndüm. Polise de böyle mi söyledin? Nerede olduğunu bilmediğimi. Ne yapabilirdim Gülay? Doğruyu söylemeliydim. Arif, o senin arkadaşın, iş ortağın.
Ona inanan insanlara ihtiyacı var. Bak biliyorum. Sertaç böyle bir şey yapamaz. Sertaç kimseyi öldüremez. Bundan eminim. Ama ilk saat nerede olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Maalesef bilmiyorum Gülay. Gülay bak böyle devam edemezsin. Bir şekilde bebeğini düşünmen lazım. Her şey zamanla yoluna girecek. Bütün bu olanlar senin suçun değil ki. İçin içini yiyerek burada mı oturacaksın? Sabah kuru kuru çay içiyorsun gene değil mi? Kısıkma yaptım sıcak sıcak. Hadi bir iki lokmayı. Niye böyle yapıyorsun Zehra teyze? Gidip gidip kapıdan dönüyoruz. Bir dahaki görüş gününe kadar kendini helak ediyorsun. Girsem içeri ne diyeceğim? Yüzüne nasıl bakacağım? Affet beni desem. Bağışla oğlum anneni desem. Yüzüme tükürse. Haksız mı Fatma? Nasıl girerim ki içeri? Hadi girdim diyelim. Murat beni görmek istemez ki. Sen olsan yüzüme bakar mısın sanki? Bakma! Ben babama bakayım, sonra konuşuruz tamam mı? Hadi soğutmadan ya sıcak sıcak, hadi. Niye o böyle? Kim? Kardeşin. Konuşmayı fazla sevmiyor. Hep öyle miydi? 6 senedir. Bir şey olmuş olmalı. Tabii daha önce de böyle değilsin. Niye o kadar merak ediyorsun ki? Öyle işte. Okuldan sonra bize gelsene. Sonra nasıl olacak? Ne bileyim, baban falan olur. Olmaz. Arar mı kimse? Birkaç gün daha gelmezsiniz diye bekliyordum. Bugün kendimi hissedince geç de olsa geleyim dedim. Nasıl oldu gribiniz? Atlatabildiniz mi? İyiyim, iyiyim. Bebek, o da iyi değil mi? Sorun yok, o da iyi. Nasıl olsa herkes duyacak. Anlamadım. Ben size yalan söyledim. Hasta değildim. Kocam tutuklandı. Cezaevinde. Ne? Neden peki? Cinayetten. Yalan söylerken bile inanamıyorum. Sana su falan getireyim mi? Yok sağ ol. Ne oldu peki? Yani kavga mı etti? Tanıdığı biriyle mi? Çok kötü bir şey yani. Bir insan için bir katil olmak. O kimseyi öldürmedi. Bir hata yapıyorlar. Thank you.
geldiniz. Dilara, okuldan arkadaşım. Hoş geldin canım. Aç mısınız? Size yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Gerek yok. Canım, hoş geldin. Nasılsın? İyi. Okul nasıl geçti? İyi. Ne zaman bitecek Arya? Ne zaman geçecek kızım? Nasıl geçti okul? İyi. Bu kadar mı? Bir zor kadını gördüm. Hangi kadını? Babamı görmeye gittiğimizde karnında bebeği olan kadını. Ha, onun da mı çocuğu sizin okulda yoktu? Bilmem. Herhalde bizim okulda çalışıyor. Sonra ne yaptınız? Ne sonrası? Ne yaptınız yani okulda? Her zaman bir şeyler işte. Şirin bir kız. Ne zamandır çıkıyorsunuz? Bir hafta, bir ay. Ne fark eder ki? Söz etmedin de ondan. Babandan, bizden söz ettin mi? Anne, bizimle ilgileniyor. Bizi umursuyor gibi yapmak zorunda değilsin. Tabii ki kardeşin de seni de umursuyorum. O zaman bütün bunlar olurken babama neden engel olmadın? Sizi ne diye tanıştırmamı bekliyorsun ki? Ne diyeceğim ona? Babam hapiste. Bu da annem. Babamın insanlardan çaldığı parayı yiyor mu? Yiğit! Acıktın mı canım? Teşekkürler. Babam birazdan beni almaya gelecek. O zaman ben bunu Arya'ya götüreyim. Korkutmak istememiştim. Ne yapıyor onlar orada? Bizim her türlü bilgiye ihtiyacımız var. Biraz konuşabilir miyiz? Bu rezili bitireceksin. Dilara'nın babasınız değil mi? Hoş geldiniz. Hazırsa onu almaya geldim. Burada böyle beklemeyin. İçeri buyurun lütfen. Yok, gidelim biz. Geç oldu. Aslında anladım. Anlamadın mı? Sizin yerinizde ben de olsam kızım kimlerle görüşüyor, nasıl bir aile diye merak edip araştırırdım. İnternet, eş, dost. Zaten kime sorsanız söylerdi. Bakın. Duyduklarınızın hepsi doğru. Kocam cezaevinde. Silahlı suç örgütü kurmakta. Şimdi siz nasıl bir aileye bulaştım diye merak ediyorsunuzdur. Silahlı adamlar, gece yarısı gizlice buluşmalar, sürat tekneleri, karanlık tipler. Ama öyle değil. Biz iyi bir aileyiz. Yiğit de iyi bir çocuk. Biz de sizin gibi bir aileyiz, herkes gibi.
Merhaba baba. Merhaba kızım. Hadi gidelim kızım. Teşekkürler Süreyya teyze. Rica ederim canım. Ne zaman istersen bekleriz Dilara'cığım. İyi, görüşürüz yarın. Görüşürüz. Söyledin ama değil mi? Zaten biliyordum. Bizim çocuklar yanlışlıkla almışlar herhalde bunu. Sever mi kocanız balık tutmayı? Bunu bize niye yapıyorsunuz? Bugün çarşıdan gelirken kimse bana bakmadı. Şimdi de komşularımızla konuşuyorsunuz. Hoş olmadığını biliyorum ama biz bunu yapmak zorundayız. Çünkü elinizde yeterli kanıt yok. Sertaç'ı içeride tutmak için elinizde hiçbir şey yok. Bakın ben bu bilgiyi sizinle paylaşamam. Bakın, Sertaç ölen adamı tanımadığını söyledi. O adamı tanımıyor bile. Elimizde kanıt olmasa hakim onu tutuklamazdı. Elimizdeki kanıtları kocanız biliyor. Kocanızın avukatı biliyor. Eğer bunca zaman size bunu söylemedilerse bunu düşünmesi gereken sizsiniz. Gülay Hanım, size biraz özel bir soru sorabilir miyim? Seviyor musunuz siz kocanızı? Tabii ki seviyorum. Ne biçim soru bu? Ha. İşte o zaman kocanızı en yakından tanıyan sizsiniz. O geceden önce davranışlarında değişik bir şey var mıydı yani her zamankinin dışında bir şey? Ne? Gergin miydi? Öfkeli miydi? Ben? Huzursuzdu belki de her zamankinden daha uzun telefon konuşma. Hayır. Sinirli miydi? Huzursuzdu, sık sık. Hayır. Her zamanki gibiydi, benim Sertaç'ım gibi. Bakın o kimseyi öldürmedi. O zaman biz bunca insanla niye uğraşıyoruz? Çöplerinizi karıştırıyoruz, komşularınızla konuşuyoruz. Eğer suçu günahı yoksa bunca adam niye uğraşıyor? Bilmiyorum. Bildiğim sadece yanlış adamın peşinde olduğunuz, bizim hayatımızı mahvettiğiniz. Bakın ben çok uzun zamandır bu mesleğin içindeyim. Bir sürü adam yakaladım. Ama mesele şu ki, yakaladığım her adamın arkasında bir kadın vardı. Bu kadınların yarısı yalan söylüyordu, yarısı da aptaldı. Sen yalan mı söylüyorsun, aptal mısın? Bunu çok yakında göreceğiz. Defolun. Sen gerçekten tanıyor musun kocanı? Sahiden bir konfeksiyon atölyesi mi işletiyor? Geceleri eve geç geldiğinde işinden çıkıp mı geliyor? Senin kocan bu eve alacak parayı nereden buluyor? Defol evimden! Silahlar neredeyse ben o silahı bulacağım. Ve inan daha aramaya başlamadım bile. Ve bir gün küçük maymun anne ve babasına bakarak gülümsedi. Akşam olmuştu. Gökte kocaman bir ay dede çıkmıştı. Anne ve babası küçük maymuna bakarak onu ormanın en yumuşak otlarından yapılmış yatağına yatırırken sımsıkı sarıldılar. Annesi, babası ve küçük maymun uykuya dalmadan önce babası onlara fısıldadı. Gördün mü bak? Gördün mü bak? Yine hep beraberiz. Bütün ailemiz. Yarın yepyeni ve çok güzel bir gün olacak. İyi geceler küçük maymun.
Ne haber gece kuşu? Bu kadar satış yaptığını bilse Ömer seninle gurur duyardı. Yapma lan. Ömer senin yüzünden içeride. Ama sen hala bana çalışıyorsun. Evinize geldiğim ilk gün anlamıştın. Sen Ömer'den daha iyi satış yapacaktın. Kapuska yapmıştın. Acılıydı. İlk mutfaktan çıkarken gördüm seni. Gül rengi bir elbise vardı üzerinde. Uzanıp tencereyi masaya koydum. O zaman duydum kokunu. Acılıydı. Ben de acıyı çok severim Lale. Ben de senin kokunu duydum Turgut. Daha evimize girmemiştin. Tuvalet taştı sandım. Ama değilmiş. Senmişsin. Senin kokunu duyduktan sonra ne o gece ne de başka gecelerde hiç yanınıza katılmadım. Sen bunu çok iyi bilirsin. Çünkü sen kokuyordun. Ömer biliyor mu birine çalıştın? Ha? Çocuğu evde bırakıp satışa gittiğini biliyor mu?
abi. Keşke böyle olmasaydı. Ama üzülme. Merhaba. Hayret, seni nasıl sakıncalı yazmadılar? Anlamadım. Müdür beyden bayağı fırça yedim. Ama belli ki beni burada görmeyi tek seven Kudret değil. Lütfen yaklaşın. Kaydınız alınmıştır. Yardımınız için teşekkürler. Görüşürüz. İyi nöbetler. Anlatacağım.
Her şeyi bizim için yaptım, tamam mı? Ama benim hatam değil. Sadece şoförlük yapacaktım. Böyle bir iki gel git. Evin taksitleri kadar para alacaktım ama... işler öyle olmadı. O adam... İş yaptığım adam. Son işten sonra beni arsaya çağırdı. Parayı verecekti. Ben de taksitleri kapatacaktım. İşi bırakamayacağımı söyledi. Devam etmem gerektiğini söyledi. Olmaz dedim. Sonra bana silah çekti Gülay. Beni öldürecekti. Bir an kaldım öyle. Ölmek istemiyordum. Oğlumuz olacaktı. Seni düşündüm. Oğlumuzu. Sonra silah patladı. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama silah patladı. Panikledim. Elimde silahla kaldım öyle. Aklıma da kulübe geldi. Arabaya atlayıp oraya kaçtım işte. Sen nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun? Ben her şeyi senin için yaptım. Senin için, oğlumuz için. Mutlu bir hayatımızın olması için. Bizim hiç sahip olmadığımız gibi bir ailemiz olması için, oğlumuzun bir ailesi olması için Gülay. Sen bana yalan söyledin. Sen beni öldürdün. Gülay. Kaç haftalık? Erkekler ay sorar, kadınlar hafta. 28. Yani zoru bitti. Bundan sonra her şeyle başa çıkabilirsin. Tek başına olsam. Sağ ol tekrardan. Rica ederim. Efendim canım. Seni sonra ararım. Ne oldu? Bütün evi su basmış. Bu niye böyle? Kapatacak bir şey.
Ne yapacağım ben? Halıları kaldırıp dışarı çıkarmak gerekiyor. Birkaç gün içinde kururlar. Pencereleri de açmayı unutma. Yoksa rutubet yapar. Yapamam. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hayatına devam etmek zorundasın. Ama onu seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Bununla yaşamanın bir yolunu bulmak zorundasın. Bulacaksın da hepimiz gibi. Önce sabahları zor gelecek. Her sabah uyandığında yanında yatan yüz, sevdiğin adam orada olmayacak. Uzanıp elini tutamayacaksın. Zamanla alışacaksın, sonra sorular başlayacak. Şüpheler. Hangisi doğru? Kim haklı? En önemlisi. Doğru olan mı? Yoksa aşk mı? Bu hala bir aşk. Bana yalan söylemesine rağmen bu hala bir aşk. Senin dışındaki herkes her şeyi çok iyi bildiğini sanacak. Akıl verecekler. Ahkam kesecekler, yüzüne bakmayacaklar. Ama sonunda sen hep aynı soruyu soracaksın. Bu hala bir aşk mı? Gerçekleri bile bile bu hala bir aşk mı? Ama bir gün gelecek, bütün sesler kesilecek. Ayakta kalacaksın, kendin için. Bebeğin için. Çünkü yanında hep biz olacağız. Görüş günü kadınları. Sevdiği adamların vebalini ödemek zorunda olanlar. Sevdikleri duvarların ardında. Onlar dışarıda tutsak.